Anne sütünün faydası hangi yaşlarda azalır? A. 6 aylıkken. B. 2 yaşından sonra. C. 4 yaşında. D. Hiçbir zaman. 2 yaşından sonra emzirmek. Anne sütünün içeriği araştırılmaya devam ediliyor. Bebeğin ilk 6 ay anneden süt ile kullanıma hazır antikor aldığı çok eskiden beri biliniyor. Bununla beraber anne sütünün içeriğinde prebiyotikler, probiyotikler ve kullanıma hazır ak yuvarlar olduğu bilgisi de mevcut. Son araştırmalara göre ulaşılan en yeni bilgi ise anne sütünün bu immün yani bağışıklık desteğinin en az 4 yaşa kadar devam ettiği. 4 yaş olmasının da sebebi daha büyük çocuklarda henüz bir araştırma yapılmamış olması. O yüzden 4 yaş üst sınırdır diye bir söylem de yok aslında. Ve en ilginç olanı ise anne hasta değilken çocuk hastalandığında bu ak yuvar sayısının kat be kat arttığıymış. Bebeğin ağzındaki tükürük ve meme ucundaki reseptörler sayesinde bebeğin hasta olduğu bilgisi anneye ulaştırılıyor ve süt kendini ona göre güncelliyor. Yani bulgular gösteriyor ki anne sütü çocuğun immün yani bağışıklık sistemi olarak fonksiyon gösteriyor. Daha basitçe anlatacak olursak şöyle. Ben 35 yaşındayım. Bebeğim 2 yaşında. Bebeğim 2 yaşına gelene kadar yavaş yavaş geliştirdiği bir bağışıklık sistemi var. Benim de 35 yaşıma gelene kadar geliştirdiğim bir bağışıklık sistemi var. Ne kadar çok şeye maruz kalırsak bağışıklık sistemimiz o kadar gelişiyor biliyorsunuz. Her yendiğimiz hastalıkla bağışıklık sistemimizi daha çok geliştirmiş oluyoruz. Ben bebeğimi emzirdiğim müddetçe bebeğim de benim 35 yaşımın bağışıklık sistemine sahip. Bebeğimi emzirmeyi kestiğim anda o kaç yaşındaysa 2, 3, 18 aylık o aya kadar geliştirdiği bağışıklık sistemine sahip olacak. Bunu emziremeyen anneler kendilerini kötü hissetsinler diye söylemiyorum. Ama size artık bir gelip senin sütün suya dönüştü niye veriyorsun ki hiçbir yararı yok dediğinde onlara cevap olarak verebileceğiniz bir şey olsun istiyorum. Siz emzirdiğiniz müddetçe çocuğunuzun bağışıklık sistemi sizin senelerce kurduğunuz ve oturttuğunuz bağışıklık sistemi olacak. Yani mutlaka faydası var. Şimdi de biraz anne sütüyle ilgili teknik bilgi vermek istiyorum. 18. aydan sonra laktoz kaynaklı karbonhidrat konsantrasyonu azalıyor. En çok yağ ve protein 2 sene ve üzeri emzirmiş annelerin sütünde görünüyor. 2 seneden fazla emzirmiş annelerin birim sütündeki kalori oranı 12 ay altı bebekleri olan annelerin sütündekine göre %60 daha fazla kalori oranı. İkinci bebeğini emziren annelerin bir seneden sonra sütlerindeki protein oranı ilk bebeğini emziren annelere göre daha fazla. Eğer 2 yaştan büyük bebek emme sıklığını arttırıyorsa annenin sütündeki yağ ve protein oranı azalıp karbonhidrat oranı artışa geçiyor. Büyük bebekler su ihtiyacını dışarıdan karşıladığı için memede suya ihtiyaç fazla yok. Bu da daha yüksek kalorili, daha yoğun süt demek. Bu da memeye daha fazla su tutulmasını sağlayan karbonhidrat oranı laktoz azalınca oluyor. Zaten biliyorsunuzdur büyük bebekler genelde öyle gelir. Bir iki fırt alırlar. Çok da hızlı bir şekilde emerler. O yeni doğan gibi saatlerce memede kalmasına gerek yoktur. Eğer duygusal olarak bir sıkıntısı yoksa. Çünkü bazen de duygusal olarak orada rahatlamak isterler. Ama onun dışında gelir bir iki fırt alır ve oyununa devam eder büyük bebekler. Çünkü almaları gereken şeyi çok hızlı bir şekilde proteini ve yağı daha hızlı bir şekilde alabilirler. Çünkü bu kadar az emme aslında onlara yetiyor. Çünkü süt daha kalorili. Bebeğin yaşamının ikinci yılında anne sütü bebeğin enerji ihtiyacının %29'unu, protein ihtiyacının %43'ünü, kalsiyum ihtiyacının %36'sını, A vitamini ihtiyacının %75'ini, folat ihtiyacının %76'sını, B12 ihtiyacının %94'ünü, C vitamini ihtiyacının ise %60'ını karşılarmış. Yani her zaman dediğimiz gibi anne sütü gibi kompleks bir gıda henüz dünyada yok ve içeriği de tam olarak keşfedilmedi. O yüzden de anne sütünün faydasını yitirdiği bir üst sınır yok. Peki ıssız bir adada olsaydınız bebeğinizi emzirmeyi ne zaman sonlandırdınız? Yürüyünce mi? Dişleri çıkınca mı? Yemek yemeye başlayınca mı? Evet, ıssız bir adada değiliz dediğinizi duyar gibiyim. Ama bebeğinizle kendi adanızı yaratabilirsiniz. Çünkü bebeğinizi ne kadar emzireceğinize sadece siz ve bebeğiniz karar verebilirsiniz. Fizyolojiniz ve psikolojiniz el verdiği müddetçe bebeğinizi memeden kesmeniz için hiçbir sebep yoktur. Issız ada örneği için de çok uzaklara bakmamıza gerek yok aslında. Mesela Moğolistan yeterli. Kanadalı bir annenin, ben aşağıya açıklamalar kısmına linkini paylaşacağım. Ne olur mutlaka okumanızı çok istiyorum. Bence çok kıymetli bir yazı. Bebeği 4 aylıkken Moğolistan'a gitmiş bir Kanadalı annenin yazısını linkleyeceğim. Yazısının başlığı şöyle. Cengiz Han'ın diyarında emzirme. Biraz alıntılayacak olursam Moğolistan'da sık sık söylenen bir söz varmış. En iyi güreşçiler en az 6 yıl anne sütü emmişlerdir. Bakın en az 6 yıl. 2 değil, 3 değil, maksimum 6 da değil. En az 6 yıl. Yani emzirmenin bir üst sınırı yok diyorlar. Güreşe de bu kadar önem veren bir toplum olarak emzirmenin ne kadar desteklendiğini aslında bu
olduğunu cümlelerinden anlayabiliyoruz. Yazar Ruth şöyle söylüyor: Moğollar bebeklerini sadece daha uzun süre emzirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu işi tanıdığım herkesten daha fazla istekle ve daha sakınmaksızın yapıyorlar. Moğolistan'da anne sütü sadece bebekler için veya sadece beslenmeyle ilgili değil, hele saklanacak bir şey hiç değil. Anne sütü Cengiz Han'ı var eden şey. Gece doğduğu zaman benim emzirmeye dair güzel bir duygu olduğu haricinde hiçbir bilgim yoktu. Hiçbir tecrübem de yoktu. Daha önce görmüşlüğüm, izlemişliğim, eğitim almışlığım da yoktu. Emzirmeye dair daha önceki videoları izlerseniz bir sürü teknik arıza da yaşadım. Meme ucu yarası, yeni doğan sarılığı, meme reddi, tazikli süt, mastit, besin alerjisi yüzünden diyet yapmak zorunda kalmak vesaire vesaire. Ama bunların en zoru meme reddiydi benim için. Çünkü bütün bu zorluklara rağmen aşkla ve keyifle emen bebek bir anda emmemeye karar vermişti. İşte o asla bitmeyeceğini düşündüğüm meme reddi döneminde gecenin tekrar aşkla emmesini hevesle bekledim. İşte o beklediğim dönemde de hep şunu söyledim kendi kendime: gece ne zamana kadar isterse ve ne kadar isterse ben onu emzirmeye devam edeceğim ve memeden ayrılmayı bir gün kendisi seçecek. Bu tabii ki benim kararımdı. Yeter ki tekrar aşkla emsin. Çok şükür emdi de, memeye geri döndü. 28. ay hala derin ve büyük bir aşkla emmeye devam ediyor. Benim bu emzirme safhalarımda aynı aşkla emziremediğim dönemler oldu. Çok bunaldığım, çok yorulduğum, çok daraldığım, fiziksel olarak zorlandığım, ruhsal olarak zorlandığım dönemler oldu. Uzun süreli emzirmek gerçekten kolay bir şey değil. Uzun süreli emzirmek biraz maraton koşmak gibi. Annenin de buna kendini ruhen ve bedenen iyi bir şekilde hazırlaması gerekiyor. Emzirirken bunu öğrendim ben. Emzirmek aslında bir sürü sorunun cevabı olabiliyor. Ama ilk aylarda ben de bebek ağlarken acaba nedir sorunu, niye ağlıyor, ne yapmalıyım diye düşünüyordum. Gazı mı var, acaba tuvaleti mi var, acıktı mı, susadı mı, uykusu mu var, korktu mu, atak haftasında mı, dişi çıkıyor mu diye bir dünya şey düşünüyordum. Ama bütün bu düşüncelerimin arasında çözüm ararken her zaman kesin çözüm veren bir şeyin emzirmek olduğunu görmüş oldum. Düşünsenize mesela hep 2 yaş döneminin ne kadar sancılı bir dönem olduğu anlatılıp duruyor. Adına 2 yaş sendromu denmiş, her ne kadar sendrom olmasa da. Bebeğin çocukluğa geçişi ve kendi karakterini buluşu kendi içinde çok sancılı ve çok zor bir süreç. Tüm bu süreçte ben gerçekten emzirmiyor olsaydım ne yapardım diye çok düşünüyorum. Halbuki mesela bir yanlış anlaşılmadan dolayı 2 yaş ve ötesini üst sınır 2 yaş olarak zannedip bebeğini 2 yaşında memeden kesme zorunluluğunu hisseden anneler var kendilerine. Bu aşamada bebeği 2. yaş doğum günü geldi diye bir gün önceyle bir gün sonrasında aslında bebekte çok değişen bir şey yok ve bir anda hazır değilken memeden kesilmesini gerektiren bir şey de yok. Bir de bu süreçte daha önceki videolardan da izlediyseniz birazcık daha anne bebek hatta çocuk arasında çünkü artık bebeklikten çıkmış oluyor. Daha fazla sorunlar olmaya başlıyor. O bebeğe karşı şefkatle yaklaşan anne ben en azından bunu yaşadım ve bunu yaşayan annelerle de yazıştığım için biliyorum. Çocuğa karşı daha fazla sabırsız ve daha zorlanan bir ruh halinde olabiliyor. Sesler yükselebiliyor. Karşında sana cevap veren, onu bunu fırlatan, belki vuran, ısıran, minik bir canavar varmış gibi hissedebiliyorsun. Ve o yürüyen, konuşan çocuk gözüne kocaman bir canavar gibi görünebiliyor. İşte bu zamanlarda onu tekrar şefkatle kucağıma alıp emzirdiğim zaman aslında tekrar ne kadar minicik olduğunu, ne kadar savunmasız, ne kadar hala bana muhtaç olduğunu, o minik ellerini tutarken, o beni emerken tekrar fark edebiliyorum. Yani emzirmek, gün içinde anne ve bebek arasında çıkan çatışmalar sırasında gerilen sinirleri ve yükselen tansiyonu düşürme konusunda çok faydalı. Çünkü hem anne ve bebek içine dönmüş oluyor, hem tekrar birbirlerine sarılıyorlar, ten tene temas yapıyorlar, hem de gerçekten anne sütünün içindeki hormonlar bebeği sakinleştiriyor. Annenin de bebeğine tekrar ne kadar küçük ve masum olduğunu hatırlatıyor. Yani emzirmek aslında tembel annelerin en büyük yardımcısıdır. Bu böyle biraz yanlış anlaşılan bir cümle ama bir kriz anını çözmekte bazen emzirmek kadar pratik bir çözüm daha yoktur. Bunu sakın şöyle anlamayın ama: çocuğunuz ağlıyor ve başka bir ihtiyacı var ve size bir şey anlatmaya çalışıyor ve ben onun ağzına memeyi tıkıştıracağım ve susacak. Zaten çoğumuz biliyoruzdur ki o şekildeki bir çocuğun ağzına memeyi istesen de tıkıştıramazsın. Ama bu şekilde yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ağlayan bir bebeği memeyle susturma diye. Burada anlaşılması gereken şey ağlayan bir bebeği memeyle susturmak değil, memeyle iki tarafında beraber sakinleşmesini sağlamak. Yoksa kimse, anne de o gerginlikteyken zaten meme veremez, çocuk da o gerginlikteyken meme emmez. Önce bir sakinleşilir, bir sarılınır, bir memeye gelinir. Ondan sonra sorun daha kolay çözülür. Yine aynı yazıda yazar Ruth şöyle söylüyor: Kanada'da emzirmek hala gizem dolu bir konudur. İşin aslı şu ki biz emzirmeye alışık değiliz. Emzirme evlerde, bebek toplantılarında ve bazen de kafelerde yapılan bir şeydir. Toplum içinde nadiren rastlanır ve pek tabii ki emzirildiğimiz zamanlara dair hatıralarımız da yoktur. Türkiye'de durum bir nebze farklı olsa da benim neslimin de emzirildiği döneme dair çok fazla anısı yok ve kendi bebeğini
emzirene kadar emziren bir anneye çok şahitlik etmediği de aşikar. Kendimiz bebek sahibi olana kadar emziren bir anneyle de aynı ortamda bulunduğumuz zaman kibarca bakışlarımızı çeviriyoruz. Çünkü emzirmek bir şekilde mahremleştirilmiş. Yine aynı yazıdan alıntı yapacak olursam, Kuzey Amerika'da bağımsızlığa o kadar değer veriyoruz ki bu yaptığımız her şeyi etkiliyor. Sürekli bebeğimizin neler yediğini veya emzirmeyi günde kaça indirdiğimizi konuşuyoruz. Bu soruları soran siz olmasanız da etkilerinden kaçamıyorsunuz. Piyasada çocuğunuzun kendini eğlendirebilmesi, kendi kendini oyalayabilmesi için tasarlanmış o kadar çok şey var ki mesaj ortada. Ama Moğolistan'da emzirmek bağımlılıkla eşdeğer tutulmuyor. Ve emzirmeyi kesmek de bitiş noktası değil. Onlar bir gün çocuklarının büyüyeceğini biliyor. Aslında 5 yaşında ortalama bir Moğol çocuğu emsin ya da emmesin, yaşıtı batılı bir çocuktan çok daha bağımsızdır. Yani memeden kesmek için aceleye gerek yok. Gerçekten bu yazının bu kısmı benim için çok çok kıymetli. Çünkü insanlar sürekli şeyi söylüyorlar. Bu şekilde emzirmeye devam edersen sana çok bağımlı olacak. Bebeğin asla bağımsız yetişkin bir birey olamayacak. Çok alıştırmışsın, kendine çok bağımlı hale getirmişsin. Halbuki emzirmenin bağımlılıkla bir alakası yok. Hatta ilerletip şeyi söyleyenler bile var. Çok uzunca bir süre emzirilmiş olan bebeklerin ve çocukların ileride mutlaka bir şekilde bir bağımlılık sahibi, işte sigara, tırnak yeme vesaire gibi bir bağımlılık sahibi olacağını da söylüyorlar. Bunlarla ilgili aslında ispatlanmış ve kanıtlanmış hiçbir şey yok. Yine yazıda da dediği gibi aslında Moğolistan'daki çocuklar çok daha bağımsız bireyler haline gelebiliyorlar 5 yaşına geldiklerinde. Çocuğun bağımlı ya da bağımsız olması sizin onu kaç yaşına kadar emzirdiğinizden ziyade onu nasıl yetiştirdiğinizle alakalı. Gece oğlum 28 aylık hala bir yeni doğan iştahıyla emiyor. Gün geliyor gerçekten günde sadece 2 kere 3 kere emdiği oluyor. Gün geliyor sabaha kadar saat başı kalkıp emdiği oluyor. Ve ben gerçekten şey konusunda çok meraktayım. Acaba emzirmeyi nasıl kendisi sonlandıracak? Nasıl bir anda artık emmekten vazgeçecek? Çünkü istediğim kendi kendine emzirmeyi sonlandırması. Biliyorum bu bir anda da olmayacak. Daha yumuşak bir geçiş olacak. Bir anda bırakan bebekler de var bu arada ama ben belki de işte gecenin annesi olduğum için içgüdüsel olarak gecenin bunu daha zamana yayarak yapacağını düşünüyorum. Şu an bana imkansız gibi görünüyor. Çok uzak bir tarihmiş gibi görünüyor. Ama yakın çevremden, konuştuğum eş, dost ve arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla gerçekten bu eğer bebeğin kendi kararına, kendi sürecine bırakılırsa bebekler bir şekilde kendileri için doğru olan zamanda emzirmeyi sonlandırıyorlar. Yani öyle eğer ben bir şey yapmazsam ömür boyu emer, ilkokula emerek gönderirim, yok asker çağında hala emiyor olur diye düşünmeyin. Keza yazıda göreceksiniz. Moğolistan'da da öyle oluyormuş. Evet 9 yaşına kadar hemen bebek de varmış. Çocuk diyelim. 9 yaşına kadar hemen çocuk da varmış. Ama geneli ortalama olarak 4-5 yaşına kadar emiyormuş. Ve bir zaman gelince bu genelde 4-5 yaş civarı oluyormuş. Kendilerince yavaş yavaş sonlandırıyorlarmış. Benim de etrafımdan en çok duyduğum şey bu yönde. Diyelim ki emzirmenize psikolojik veya fizyolojik bir engeliniz var. Ve emzirmeyi sonlandırmaya karar verdiniz. Ve unutmayın bu karar yalnızca sizin ve bebeğinizin özelinde bir karar. Bu kararı sizin adınıza başkası veremez. Yani ekstra bir sağlık problemi yoksa ve doktorunuz artık emzirme demiyorsa o başka. Ama başka sebeplerden dolayı artık emzirmemelisin diyen birisi olduğunda başka bir görüş almaktan çekinmeyin. Neyse, diyelim ki emzirmeyi sonlandırmaya karar verdiniz. Bunu da şefkatle yapmanın yolları var. İlerleyen haftalarda bu konuyla ilgili çok tatlı ve çok önemli bir konuğum olacak. Onun için de çok heyecanlanıyorum. Lütfen emzirmeyi şefkatle sonlandırın. Sirke sürerek, salça, kömür, böcek, kıl, acı biber, kahve gibi şeylerle bebeğinizi doğduğu günden beri sıcaklığıyla, kokusuyla, tadıyla, yumuşaklığıyla, onun en büyük güvenli limanı olarak gördüğü yerle ilişkisini bozmayın. Amerikan Pediatri Akademisi, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı emzirmenin bir üst yaşı olmadığını ifade ediyor. Yine Amerikan Pediatri Akademisi diyor ki, uzun süre emzirmenin kanıtlanmış hiçbir psikolojik veya gelişimsel zararı yoktur. Emzirme süreci konusunda veya memeyi bırakma konusunda anne ve bebek eğer süreçten memnunlarsa kimseye laf düşmez. Eğer iki taraftan biri emzirmeyi sonlandırmak istiyorsa yine kimseye laf düşmez. Bu noktada ancak anneye destek verilebilir, bilgi verilebilir. Yine son kararı verecek olan o memelerin sahibi olan annedir. İsteyen istediği yaşta emzirmeyi sonlandırır ve bu sadece anne ve bebeği arasında özeldir. Şimdi bana geceyi kaç yaşına kadar emzireceksin diye soranlara şu görselle cevap veriyorum. İsterseniz siz de aynı şekilde kendi görselinizi hazırlayıp kendiniz cevap verebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki soruları gidermiş veya size bir şey söyleyenlere karşı cevap verebilecek bir alternatif yaratmıştır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda kendi tecrübelerinizi paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yepyeni konularda görüşmek üzere.